Merhabalar. Öncelikle Fenerbahçe Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin davetini kırmayıp söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Konumuz kültürel istihbarat. Kültürel istihbarat disiplin arası bir konu. Hem iletişim hem uluslararası ilişkiler yani hem de sosyoloji gibi alanları da içeriyor aslında. Konumuza geçmeden önce kendinizi izleyicilerimiz için biraz kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Herkese merhaba. Öncelikli olarak ben de bir Havacı Fenerbahçeliler Derneği üyesi olarak Fenerbahçe Üniversitesi'ne davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Doktor Yusuf Özer, emekli albayım. 1972 Aydın doğumluyum. Uzun müddet Konya'da ve Ankara'da Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yaptım. İstihbarat subaylığı görevinde bulundum. Daha sonra savunma sanayi projelerinde proje subaylığı ve yöneticiliği görevlerinde bulundum. Hava Harp Okulu 1994 Hava Harp Okulu mezunuyum. Yüksek lisansımı Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Yönetiminde tamamladım. Doktoramı da yine aynı enstitüde Uluslararası Güvenlik ve Terörizm bölümünde tamamladım. Kendi isteğimle emekli olduktan sonra şu an kendi gene memleketimize Aydın'a geri döndüm. Şu an orada yaşıyorum, Aydın'da yaşıyorum. Akademik çalışmalarla uğraşıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yusuf Hocam, ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten bizi kırmadığınız ve bugün bizimle olduğunuz için. Herkesi de çok heyecanlandıran bir konu. Çünkü daha önce çok çalışılmamış bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu kültürel istihbarat konusunda Türkiye'deki tek çalışmanın sizin olduğunuzu biz biliyoruz ama yanlışsak lütfen düzeltin. Doğru. Öncelikle size sormak istediğim, sizi bu alanda çalışmaya ya da bu alanda odaklanmaya iten şey neydi? Onu bizlerle paylaşabilirseniz çok seviniriz. Tabii ki hocam. Şimdi genelde izlediğimiz filmlerde ve dizilerde hep bazen şu ibareyi görürüz. İşte bu dizi gerçek hayattan uyarlanmıştır veya bu film gerçek hayattan uyarlanmıştır diye. Aslında benim bu tez konum da gerçek bir yaşamdan uyarlandı. 2004 yılında o zaman yüzbaşı rütbesindeyken Afganistan'a göreve seçildim. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde. O zaman tabii Afganistan harekatı daha çok yeni olmuştu. 2001'deki bu Amerikan harekatından sonra. Biz de Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti ISAF bünyesinde oraya görevlendirildik. Yaklaşık bir 7-8 saatlik askeri uçak maceramızdan sonra Kabil'e ilk indiğimde bilmiyorum katılımcılar içerisinde Afganistan'da bulunan var mı veya Afganistan'a giden var mı? İndiğimde büyük bir şokla karşılaşmıştım. Aslında bunu daha sonra bunun kültürel şok olduğunu öğrendik. Yani şöyle etrafıma bir baktığımda birçok değişik insan görüyorum. Yani şöyle kıyafet olarak ilk gözüme çarpmıştı. Yani Kabil gibi bir yerde Afganistan Kabil havaalanından görev alanımıza gidene kadar çok farklı kılık kıyafetli insanlar gördüm. Sonra tabii bu göreve başladıktan sonra bunun ne demek olduğunu çok daha yakından gördük ama o ilk girişteki benim karşılaştığım bu kültür şoku beni aslında bu çalışmayı yapmamdaki ilk etkendi. Ben orada sivil asker işbirliği görevinde bulundum. Ayrıca insan istihbaratı görevlerinde bulunmuştum 6 aylık bir zaman zarfında. Daha sonraki çalışmalarımızda bunun aslında NATO gibi 30 üyeli o zamanki tabii 28 üyeydi diye biliyorum veya 27. Şu an 30 üyeli bir NATO görevinde. NATO içerisinde farklı kültürler var ve farklı kültürlerin Afganistan gibi yine içerisinde bir Afganistan içerisinde Peştun, Tacik, Hazara gibi çok farklı kültürlerin olduğu bir karışımın içerisinde olan bir görev alanında aslında görev yapmıştık. Dolayısıyla bunu akademik olarak
Yani ilk başta tabii akademik olarak çok düşünmedim ama ilerleyen süreçte beni akademik çalışmalar yapmaya itti bu içinde bulunduğum görev. Daha sonra doktoraya başladığımda tez aşamasında bu konuyu çalışmak istediğimizi belirttim. Çünkü göreve giderken silahlı kuvvetler bünyesinde farklı eğitimler alıyorduk. Yani Afganistan'ın coğrafi bilgileri, efendime söyleyeyim, yani nerelerde görev yapacağız, nasıl bir görev yapacağız, onları falan o konuda eğitimler aldık ama doğrudan kültürlere yönelik nasıl bir davranış içerisinde bulunacağımız yönünde ben çok yeterince bir eğitim almadığımı gördüm. Dolayısıyla yani böyle bir içinde bulunduğum durum beni bu çalışmaya yapmaya itti diyebilirim. Peki, çok teşekkür ederim. Ben siz konuya başlamadan önce şunu da bir sormak istiyorum. Çünkü alan dışı kişiler de bizi dinliyor olabilirler. Bu geleneksel savaş ile terörle mücadele çok farklı şeyler. Evet. Ben sizin çalışmanızı okuyunca bir kere daha bunu çok net bir şekilde izah etmişsiniz, açıklamışsınız. Dolayısıyla detaylandırmışsınız çalışmada. Alan dışı dinleyenler için bunu biraz daha açabilir misiniz, ikisi arasındaki farkları? Ya buradan başlayabilir miyiz belki konuya? Tabii ki hocam. Aslında konuşmamın ilerleyen bölümlerinde bunlardan da bahsedeceğim ama çok kısa şöyle bahsedeyim. Yani geleneksel savaşlar dediğimiz simetrik savaşlar. Karşınızda yani örnek verecek olursak Türkiye, Yunanistan, efendime söyleyeyim işte Hindistan, Pakistan gibi yaşanan savaşlarda iki ordu vardır ve bu ordular birbirleriyle savaşırlar. Ya bu simetrik savaştır. Yani aşağı yukarı güçleri bellidir her iki ordunun. İşte bir 450 F-16'sı, karşı tarafın 500 F-16'sı vardır. Silahlı kuvvetleri, güç dengeleri falan aşağı yukarı belirlidir. Dolayısıyla iki ordunun birbiriyle yapmış olduğu savaşlar geleneksel savaşlar olarak bilinir. Yani bizim şu an yaşadığımız ortamda daha ziyade terörizmden önce genel klasik gördüğümüz Birinci Dünya Savaşı olsun, İkinci Dünya Savaşı olsun. Bunlar geleneksel savaşlar diyebiliriz. Fakat terörizmle mücadele özellikle 2001 yılından sonra artık devletlerin de gündeminde yer almaya başladı. Bu konuda konuşmamda belirteceğim. Özellikle istihbarat çok fazla önem arz etmeye başladı. Çünkü karşınızdaki düşman dediğimiz artık geleneksel yani simetrik bir düşman yok karşınızda. Asimetrik tehdit diyoruz buna ve asimetrik savaşlar başladı. Çünkü karşınızdaki insanların niyetlerini okumanız gerekecek. Yani ne zaman nerede eylem yapacağını bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada da geleneksel savaşlarda istihbarat çok önemliyken terörizmle mücadelede ve terörizm konusunda çok daha önemli hale gelmeye başladı. Konuşmamın ilerleyen bölümlerinde ben biraz daha bunu açmış olacağım hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Evet. Müsaade ederseniz ben şöyle genelden özele doğru kültürel istihbaratı anlatayım. Evet, tabii hocam, buyurun. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi bahsettiğim gibi yani Afganistan olayı benim kültürel istihbaratla ilk tanışmamı sağladı. Dolayısıyla yani Afganistan'a vardığımda 2004 yılında değişik etnik grupların varlığı beni aklımda bir soru işareti oluşturmaya başladı. Çünkü bir şehir içerisinde veya bir ülke içerisinde sadece giyim kuşamlar bile çok farklı bir ayırt edici kültürel özelliklere sahipti. Yani ve şunu gördüm ilerleyen zamanlarda. Bu insanlar kıyafetleri her ne kadar farklı olsa da bir farklı şey daha var. Kendi aralarında iletişim eksikliği vardı bu insanların. Çünkü
Peştunlar Taciklerin dilini bilmiyor, Tacikler Özbeklerin dilini bilmiyor veya Özbekler Hazaraların dilini bilmiyor. Dolayısıyla Afganistan gibi çok böyle dağlık bir arazideki iletişimsizlik özellikle bu Afganistan'ın hala devam eden istikrarsız ortamın en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu görmüştüm. Yani bu insanlar Afgan vatandaşı olmasına rağmen aralarındaki bu iletişim eksikliğinin nedenleri neydi? Aslında bu araştırılması gereken husus buydu. Yani başta da söylediğim gibi coğrafyayı biliyoruz. Yani silahlı kuvvetler bize çok iyi eğitim verdi giderken. Coğrafyayı tanıttılar. İşte ne bileyim nerede nasıl bir görev yapacağımızı söylediler. Fakat burada olan kültürleri çok aslında çok fazla biz bilemedik. Yani bu konuda çok bir eğitim verilmedi. Yani kültüre karşı farklı kültürlerde nasıl davranışlar göstereceğiz? Bu biraz eksik kaldığını gördüm. Artı dillerini konuşamıyoruz. Yani resmi dil işte Darice şu an Afganistan'da. Fakat Özbeklerin işte efendime söyleyeyim Taciklerin, Hazaraların kendi aralarında konuştukları dilleri de ben konuşamadığımı gördüm. Ve bu kültürlerin nasıl bir davranış tarzı yani bu kültürler karşısında ben nasıl davranacağım onu bilememiştim. Şunu gördüm zaman geçtikçe bu 6 aylık zaman zarfında Afganistan'da aynı topraklar üzerinde yaşayan halk kendisini Afgan olarak değil sahip oldukları etnik kökene göre tanımlıyorlar. Dolayısıyla bu olay da istikrarsızlığın en önemli hususlarından bir tanesi olduğunu tespit ettik. Aslında neden Afganistan diye sorduğumuzda ilerleyen bölümlerde daha da açacağım. Kültürel istihbarat çalışmalarının Afganistan özelinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tarafından çok etkin olarak kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu Afganistan gibi çok kültürlü bir alanda tüm kültürlere yönelik herkesin aslında NATO bünyesinde veyahut da koalisyon kuvvetleri bünyesinde herkesin bir kültürel farkındalığının olması gerekiyordu. Ve bu insanlara karşı yani bu etnik kültürlere karşı nasıl bir davranış tarzı geliştirmemiz gerekiyordu. Bu çok önemliydi. Şimdi kültürel istihbarata geçmeden önce bazı temel kavramları ben burada belirtmek istiyorum. Günümüzde sizin de hocam belirttiğiniz gibi yani geleneksel ve simetrik asimetrik savaşların farkını göz önüne bulunduğumuzda aslında geleneksel savaşların ötesinde artık günümüzde radikal dini gruplar, ulus ötesi tehditler ve devlet dışı aktörlerin yarattığı tehdit ortamı devletlerin özellikle devletlerin ve NATO gibi çok uluslu güvenlik örgütlerinin istihbarata olan ihtiyacını bir kat daha arttırdı. Yani istihbaratı biz şöyle düşünmeyelim. Hani sadece casusluk bu filmlerden gördüğümüz işte casusluk olayları gibi falan düşünmemek lazım. İstihbaratın da çok farklı kendi içerisinde tanımları var. Yani daha ziyade stratejik istihbarat olarak bunu gördüğümüzde devletler bazında ve NATO bazında istihbarata olan ihtiyaç çok daha fazla arttı. Genellikle asimetrik tehditlerin ortaya çıkışıyla beraber. Daha sonra tabii kitle imha silahlarının yayılması, balistik füze teknolojilerin gelişmesi, siber saldırılar ve terörizm gibi değişik tehditler devletleri çok daha böyle karmaşık bir ortama sokmaya başladı. Ve devletler tabii bu gibi ortamlarda hayatta kalabilmek için daha fazla güce sahip olmak istediler. Tabii buna paralel olarak da gücün etkili kullanımı da elinizde bulunan doğru istihbarat sayesinde olmaya başladı. Yani elinizde bir güç var. Bu gücün çeşitlerini de daha sonra belirteceğim. Bu gücü kullanabilmek için de sizin elinizde sadece bilgi olması yeterli değil. Yani bu bilginin doğru analiz edilerek istihbarata çevrilmesi gerekiyor kullanabilmeniz için. Yani şunu söyleyebiliriz. Hani bir devlet veya NATO veya diğer kuruluşlar bir güce sahipse
Bunu da doğru kullanabilmek için bir istihbarata sahip olmaları gerekiyor. Yani karşılıklı biz uluslararası ilişkilerde buna karşılıklı bağımlılık diyebiliyoruz. Güç ve istihbarat arasında bir karşılıklı bağımlılık olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şimdi ilk başlarda geleneksel savaşlarda kullanılan sert güç dediğimiz, yani topla, tankla, işte silahla yapılan güç kullanımının arka planında etkin bir istihbarata ihtiyaç duyulduğu çok açıktı, netti. Fakat daha sonra yumuşak güç denilen ve daha sonra ortaya atılan akıllı güç kavramıyla da istihbarata duyulan ihtiyacın azalmadığını görmüş olduk. Bilakis daha da fazla olduğunu görmeye başladık. Şimdi geleneksel savaşlarda iki ordu belirli bir alanda savaşıyor. Yani her ne kadar şu an artık iki ordu karşılıklı gelemese de, hani füzelerle, uzun menzilli füzelerle bir ülkeden bir ülkeye silahlı kuvvetlerini yok edebiliyorsunuz veya kullandığınız insansız hava araçlarıyla, uçaklarınızla hiç ordular karşı karşıya gelmeden harekat düzenleyebiliyorsunuz. Ancak terörizmle birlikte özellikle 2001 yılından sonra barışı koruma harekatları başladı. Ve bu barışı koruma harekatları, yani bir ülke Afganistan'a, Amerika 2001 yılında bir harekat düzenledi. O harekattan sonra ilk önce orası yumuşatıldı askeri tabirle. Bölge yumuşatıldı ve ardından barışı koruma harekatları kapsamında çeşitli ülkelerden, koalisyon ülkelerinden, işte NATO'dan oraya barışı koruma harekatları kapsamında kuvvetler gönderildi. Bu kuvvetlerin oraya girmesiyle birlikte olayın seyri tamamen değişmeye başladı. Şöyle ki artık farklı yabancı askerler o bölgenin halkıyla iç içe karışmaya başladılar. Yani daha öncesinde geleneksel savaşlarda halk bir köşede oluyordu. Yani halk bu savaşın dışında oluyordu genelde. Fakat barışı koruma harekatları ile birlikte artık halk da bu işlerin içerisine girmeye başladı. Dolayısıyla bu halkı siz terörizm konusunda, yani gündüz halkın içerisinde olan teröristler akşam dağa çıkarak terörizm faaliyetlerinde bulunabiliyorlar. Haliyle bunların nasıl bir davranış tarzı, halkın gerçekten halk mı yoksa terörist mi olduğunu ayırt edemez hale geldiniz. Haliyle yani böyle bir ortamda artık sert gücün etkisi çok fazla olmamaya başladı. Bununla birlikte yumuşak güç dediğimiz, yani ikna, algıları yönetme gibi yumuşak güç unsurları ortaya çıkmaya başladı. Çünkü o halkı siz kendi yanınıza çekmeniz lazım ki etkin bir harekat düzenleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu barışı koruma harekatları ile beraber silahlı kuvvetler, yani NATO'nun içerisinde bulunduğu değişik ülkelerin silahlı kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri savaş dışı harekatlarda farklı kültürler ile karşılaşmaya başladı. Tabii Afganistan özelinde benim yaşadığım gibi, hadi biz gene kültür olarak böyle Afganlara çok yabancı değiliz. Fakat düşünün, çok Avrupa'dan gelmiş, çok farklı ülkelerden gelmiş silahlı kuvvetlerin personeli Afganistan'a indikleri anda veya Irak'a veya Suriye'ye veya farklı ülkelere indiklerinde kültürel şokla karşılaşmaya başladılar. Tabii bu kültürel şokun bir şekilde atlatılması lazım. Çünkü Afganistan'da insanlar, askerler özellikle karşı tarafı tanımadıkları için çok farklı davranış tarzları geliştirebiliyorlardı. Tabii bu davranışın karşısında yani birçok ölümler oldu. Hem Afgan tarafından hem silahlı kuvvet, yani NATO askerleri kapsamında. Yani çok basit bir şekilde bir örnek verecek olursak 2004 yılında, belki şu an gelişmiş, yani çok daha farklı değişmiş olabilir özellikle internetin çok yayılmasıyla, ama şöyle bir şey vardı mesela, çok enteresandı. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak askerlerimizi hiçbir zaman güneş gözlüğü takarak görev yapmalarını istemiyorduk. Çünkü Afgan halkının arasında şöyle bir yaygın bir görüş vardı.
Güneş gözlükleri böyle Amerikalılar özellikle çok farklı bir güneş gözlükleri takarlardı. Onların sözün meclisten dışarı yani kadınlar hepimiz için çok önemli ama Afgan halkının kadınlara bakışı çok daha farklı. Yani kadınların çamaşırlarını yani kıyafetlerini gösteriyor gibi böyle bir inanış vardı. Ya da çok enteresandı yani ben bunu duyduğumda bir Afgan'dan bunu görmüştüm. Yani dinlemiştim, duymuştum ve o andan itibaren biz kesinlikle çıktığımız görevlerin hiçbir tanesinde askerlerimize gözlük takılması, güneş gözlüğü takılmaması yönünde emirlerimiz oldu. Artı hiçbir zaman Afgan halkına karşı silahlarımızı biz doğrudan doğrultmuyorduk. Sürekli silahlarımız yere bakıyordu. Çünkü büyük bir güvensizlik oluşturuyordu karşı tarafta. Haliyle bunlar yani bu gibi ufak detaylar bize Afgan halkına yakınlaşmamızı sağlıyordu. Bu sayede Afganistan'da bizim Türk Silahlı Kuvvetleri olarak çok güzel görevlerde bulunduk. Gerçekten onlara orada onlara yardım için bulunduğumuz hissiyatını vermiştik. Tabii tüm bunları elde edebilmek için çok önemli bir şeye ihtiyacımız bulunuyordu. Kültürel istihbarata ihtiyacımız olduğunu biz tespit ettik. Neden kültürel istihbarat? Hani kültürel bilgi veya haber yani biraz önce bahsettiğim gibi istihbarat elde edilen bilgilerin analiz edilmiş halidir. Siz o kadar çok fazla özellikle bu internet ortamında o kadar çok fazla bilgi kirliliği var ki siz bu bilgileri, ham bilgileri analiz edip de bunu harekat alanına uygulayamadığınız sürece farklı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla biz bunu analiz edilmiş bilgi olarak gördüğümüz için kültürel istihbarat adını koymak durumunda kaldık. Bu kültürel istihbarata yönelik çok önemli çalışmalar var. Özellikle Amerikalılar tarafından. Hocamın söylediği gibi Türkiye'de bu konuda bir çalışma çok yok. Ticari alanda bazı ticari kültürel istihbarat gibi çeşitli çalışmalar var ama özellikle hani doğrudan bu alana yapılan çok önemli çalışmaların olmadığını görüyoruz. Olması gerekli mi? Evet, olması gerekiyor. Bunun önemini 2005 yılında Amerika ve NATO fark etmişti ve çeşitli timler kurmuşlardı. Onu da daha sonra bahsedeceğim. Hocam bu arada eğer hani konuşmamın arasında soru falan olursa cevaplayabilirim. Hocam siz devam edin. Tamam. Sonunda soracağız onları. Tamam. Şimdi güçten biraz bahsedeyim. Yani güçle istihbarat arasında bir karşılıklı bağımlılık olduğunu söylemiştik. Uluslararası ilişkilerde güç oldukça önemli bir kavram. Merkezi bir otoritenin olmadığı anarşi ortamı dediğimizde devletler kendi bağımsızlıklarını sürdürebilmek için sahip oldukları güce güvenmek durumunda kaldığını söyleyebiliriz. Yani devletlerin şu anda bile en önemli amaçları güce sahip olmak, birbirlerine karşı daha fazla güce sahip olmak. Tabii realist görüşe göre bu gücün temel aracı askeri güç ya veyahut da diğer bir deyişle sert güç diyebiliriz. Bunu gücü çok iyi anlatan Joseph Nye hepimizin duymuşuzdur. Şu şekilde tanımlıyor. Hedeflere ya da amaçlara ulaşmak için başkalarının davranışlarını tehditle, para ödeyerek, cezbederek, hayranlık uyandırarak veya işbirliği yaparak etkileme kabiliyeti olarak tanımlıyor Joseph Nye gücü. Tabii onun biz sert gücü uluslararası ilişkilerde realist görüşle özdeşleşmiş bir kavram olduğunu görüyoruz. Sert gücün önemli araçları zorlama, tehdit, askeri güç yani topla, tankla, efendim silahla, uçakla bir bu farklı bir ülkeyi zorlama yaparak, tehditle, askeri güç kullanarak politik amaçlarımıza ulaşmak maksadıyla kullanma kabiliyeti olarak tanımlıyoruz.
Bunu askeri veya ekonomik yöntemlerle yapabiliyoruz, sert güçte. Diğer tarafta yumuşak güç, bu kavramın yaratıcısı Joseph Nye, rızaya dayalı ikna ve cazibe, kendine çekme kabiliyeti, işbirliği ve ikna yöntemleri gibi çeşitli şekilde tanımlıyor ve zorlayıcı bir güç olmadığını söylüyor. Bizim bu kültürel istihbaratın temeli de aslında yumuşak güce dayanıyor diyebiliriz. Daha sonra tabii Hillary Clinton'ın ortaya attığı akıllı güç kavramı var. Bu da bir yandan sert güç kullanırken bir yandan da yumuşak gücün koordineli kullanımı olarak açıklandığı bir kavram. Fakat daha ziyade hani literatürde sert güç ve yumuşak gücün kullanıldığını görüyoruz. Diğer taraftan istihbaratı da çok kısa bir şekilde tanımlarsam, gene bu konuda istihbarat konusunda analizleriyle ünlü Profesör Sharman Kent ünlü bir kitabı vardır, Stratejik İstihbarat diye. Biz istihbarat çalışanların temel kitabıdır diyebiliriz. Orada ilk kitabının başında istihbarat bilgidir diye başlar. Fakat şöyle, bilgi istihbaratın kilit unsurudur fakat ham bilgi veya her bilgi bir istihbarat değildir. Bunu söylemek lazım. Dolayısıyla bizim elde ettiğimiz bilgiyi, ham bilgiyi olmuş veya olacak bir olay hakkında topladığımız bu ham bilgiyi tasnif ederek, kıymetlendirerek, yorum ve yayımlayarak belirli bir çarka sokarız. Buna ki istihbarat çarkı deriz. Bu istihbarat çarkından çıkan bilgiyi, yani istihbaratı kullanıcılara dağıtarak elde etmiş oluruz. İstihbaratın tabii kendi aralarında biraz önce belirttiğim gibi çeşitli sınıflandırması var. Yani 007 James Bond'un yaptığı da bir istihbarattır. Fakat daha ziyade akademik ve mesleki olarak istihbaratı seviyelerine göre, alanlarına göre ve toplama yöntemlerine göre sınıflandırabiliriz. Stratejik istihbarat, operatif ve taktik istihbarat dediğimiz seviyelerine göre ekonomik, askeri, coğrafi, ulaştırma, politik, bilimsel ve teknik, biyografik ve kültürel istihbarat olmak üzere alanlarını ve toplama yöntemlerine göre, yani görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, insan istihbaratı, açık kaynak, teknik, ölçüm ve iz istihbaratı gibi de toplama yöntemlerine göre sınıflandırabiliriz. Hepsi birbirinden birbiriyle iç içe geçmiş kavramlardır bunlar. Şöyle, istihbarat dünyasında aslında yani her şeyi bir kenara bırakırsak tek bir hedef vardır. O da şudur, beklenmedik, yani bu devletler için de geçerli, hükümetler için de geçerli, işte terörizm, terörist faaliyetleri engellemek için de geçerli. Beklenmedik bir baskını önlemekten çok daha önemli hiçbir şey yoktur. Yani her şeyin başı, istihbaratın önemi beklenilmeyen bir baskını önlemektir ki bunu tabii Amerika'nın tarihini okuduğumuzda Pearl Harbor'da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi klasik istihbarat ve terörizmle mücadele istihbaratına biz ikiye ayırabiliriz. Şöyle, klasik askeri istihbaratta karşı tarafın düşmanın kapasitesi ve muhabere düzeninin ortaya çıkarılması hedeflenirken, terörizmle mücadele istihbaratında özellikle teröristlerin niyetlerinin ve bu niyetleri gerçekleştirebilme kabiliyetinin anlaşılması ön plana çıkıyor. Çünkü siz taktik seviyede, örneğin bir vakti zamanında ben hepimiz hatırlarız Ankara'da o patlamalarda veya İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanındaki patlamalarda, bugün nerede patlama olacak, yarın nerede olabilir gibi sürekli böyle gerçekleştirilecek terörist eylemlerin ve bu teröristlerin niyetlerinin okunması ön plana çıkmaya başlanmıştı. Tüm istihbarat birimleri buna odaklanmıştı. Siz niyetini anlayacaksınız ve o niyetin neticesinde nerede eylem yapabilir onu öğrenmek durumundasınız. 11 Eylül saldırılarının da en önemli zafiyetlerinden bir tanesinin
istihbarat zafiyeti olduğu yönünde çok önemli tespitler vardır. Yani bu akademik ve askeri seviyede yapılan tespitlerde bu çok açıkça ortaya konulmuştur. Şimdi geleneksel savaşların dışında siz terörizmle mücadele istihbaratında hedefiniz biraz önce de söylediğim gibi terörizmi, teröristleri izleme, önleme, koruma ve hazırlıklı olma. Dolayısıyla bunu sadece sert güçle yapabilmeniz çok mümkün değil. Yani karşı tarafı İHA'larınızla, işte uçaklarınızla veya elinizde bulunduğunuz ileri teknolojiyle yok ederek yapmak çok mümkün olmuyor. Bugün halkın içerisindeki normal halk diye gördüğümüz akşam dağa çıkıp terörist olabiliyor. Dolayısıyla bunları siz tespit etmeniz çok önemli hale gelmeye başladı. Şimdi kültürel istihbarat kavramına bir geçiş yapacak olursak, bu güç ve istihbarat kavramlarından sonra ünlü bir Fransız romancı vardır, Gustave Flaubert. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, gerçek diye bir şey yoktur, sadece algılar vardır. Yani günümüzde de aslında yaşanan o. Yani siz algıları yöneterek doğru olmayan, gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi gösterebiliyorsunuz. Kültürel istihbaratın da aslında temel amacı bunu ortaya çıkarabilmek. Özellikle barışı koruma harekatları kapsamında kalpleri ve zihinleri kazanma stratejisi diye bir stratejiye dayanıyor. Yani siz görev yaptığınız ülkenin, bölgenin, yaşayan halkın kalplerini ve zihinlerini kazanmayı hedefliyorsunuz kültürel istihbaratla. Tabii bu konuda da hani etik tartışmaları çok olmuştu. İstihbarat deyince insanların akıllarında böyle hep farklı bir kavram oluyor. Hani bunu çeşitli şekilde kültürel farkındalık, kültürel yetkinlik gibi çeşitli kavramlara dayandırıldı. Fakat öyle veya böyle bir şekilde askeri stratejiye dayandırdığınız zaman bunun kültürel istihbarat olduğunu görüyorsunuz. Bu stratejide yerel kültürün anlaşılması ve farkında, kültürlerin farkında olmayı öngörüyor. Dolayısıyla yani neden buna biz ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü günümüzdeki savaşlar maalesef artık istihbarat ve bilgi savaşları olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Eğer elinizde etkili bir istihbarat yoksa çok da hani harekatlarda, bu özellikle barışı koruma harekatları veya terörizmle mücadelede çok etkin olamadığınızı görüyorsunuz. Bu yüzden toplumun kültürel özelliklerinin bilinmesi ve bu yönde de hareket tarzlarının geliştirilmesi artık çok daha ön plana çıktığını görüyoruz. Neden? Çünkü şöyle bir senaryo çizdiğimizde, şimdi teröristler siyasal bir amaçla hareket ediyorlar. Bunların araçları olarak hareket şiddet içeriyor ve ölüm gibi korkutucu bir etki yaratıyor. Bunun hedefi halk. Dolayısıyla hedef ne teröristlerin? Politik davranışı etkilemek, toplumu korkutarak sindirmek. Eğer siz, yani sizin etkilemek istediğiniz bir toplum var. Siz bir tarafta, terörizm, teröristler bir tarafta, o toplumu etkilemeye çalışıyor. Aslında terörizmin hedefi hani çok insan öldürmek değil, çok daha fazla bir korkutucu etki yaratmak ki bir politik davranış değiştirilebilirsin. Dolayısıyla toplum orada ikiye ayrılıyor. Yani ya bir terörizme tepki gösterecekler ya da terörizme destek verecekler. Dolayısıyla siz Afganistan gibi bir ortamda gitmişsiniz, orada işte devriye atıyorsunuz, geziyorsunuz halkın arasında. Eğer o halka siz farklı bir şekilde davranırsanız, onu itip kakıp ne bileyim çok yani küçük görürseniz, bu terörizme destek olarak kazanacak. Yani halk terörizme destek verecek, Taliban'a destek verecek. Çünkü Taliban'ın kim olduğunu bilmiyorsunuz. Belki de o devriye atarken içinde bulunan halktan birileri. Dolayısıyla onların algılarını yönetemezseniz şayet,
terörizme destek verecekler ve terör kazanacak. Aksi takdirde siz eğer terörizme tepki göstertirseniz bunun neticesinde devlet kazanacak. Müsaadenizle ben bu konuda birçok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi biz Afganistan'da ikinci bölge bizim Kabil'de ikinci bölge alanımızdı. Devriye alanımızdı. Şimdi orada askerlerimiz de gezerken ben de o timin komutanıydım. Birisi geldi şöyle 17-18 yaşlarında bir çocuk falan bize bir şeyler söyledi. Tabii tepki gösteriyor. Yanımızda şey vardı, tercüman. Ona sordum, söylemek istemedi. Sonra biraz ısrar edince bize küfrettiğini öğrendim. Ben yani kötü sözlendi, buradan gidin falan gibi. Şimdi oradaki hareket tarzım benim, onu askerlerimiz tabii hemen onu bir şeyler böyle oradan uzaklaştırmak istediler. Bir saniye falan dedim. Benim orada bir yol ayrımındaydım. Ya onu hani oradan göndereceğim, aynı tepkiyi vereceğim ya da onu bir şekilde kazanmam gerekecekti. Çağırdım yanıma, gelmek istemedi. Sonra tercüman vasıtasıyla dedim ki ben konuşmak istiyorum. Ne yapabilirim diye düşünürken böyle boynunda asılı bir hani bizdeki bu cevşenler olur, şeyler asılır. Onun gibi bir şey gördüm. Ona dokunmak istedim. Elime vurdu falan. Dokunmamam için. Tabii askerlerimiz gene orada bir şey yapmak istedi falan. Durdurdum onları. Ben dedim ki okumak istiyorum bunu dedim. Ya nereden okuyacaksın falan gibi bir şey söyledi herhalde tercümana. Sonra dedim ki ben bildiğim o an aklıma gelen dualardan okudum şeyi. O esnada durdu falan çocuk. Baktı bana, dedi ki bir dakika siz dedim Müslüman mısınız dedi. Evet dedik, yani biz Müslümanız. Siz nereden biliyorsunuz işte falan. Dedik biz Müslümanız, biz sizin için geldik buraya işte sizler için buradayız falan. Yani o anki o çocuğun yüzündeki o şoku yani görmek gerekirdi. Hatta hala fotoğrafını saklarım. Sonra fotoğraf çekildik beraber falan. Aradan 2004 yılında geçen onca sürede o fotoğrafı hala saklarım. Belki gösterme imkanım olursa gösterebilirim. Sonra sarıldı bana falan. Ve biz o çocukla beraber devriye atmaya başladık, gezmeye başladık. Ben şuna inanıyorum, orada onu uzaklaştırabilirdim. Hani vurarak askerlerimiz uzaklaştırabilirdi. Etraftan halk da bizi izliyordu. O an o bu şekilde bir davranış yapsaydım ben en az yani 50-60 kişi, 100 kişi orada bulunan insanların bize karşı düşman olmasını sağlayacaktım. Fakat farklı şekilde davranarak onların bize dost olmasını sağlamış olduk. Ve inanıyorum ki o çocuk eğer bana orada bir saldırı falan olsaydı en önce önüme atlayacaklardan bir tanesi olduğunu inanıyorum. Yani bu tabii birazcık bizim kendi Türk kültürünün Afgan kültürüne yakın olmasından kaynaklanan bir davranış tarzı. Belki hani ama diğer NATO askerlerine baktığımız zaman sürekli silahlar karşı tarafa tutulmuş. Her an bir saldırı olacakmış gibi davranışlar oluyor. Mesela çok önemli gazetelerde falan da basında da çıkmıştı. Biz kendi aramızda düğünlerde silah atılır. Türkiye'de de atılır mesela şeylerde, düğünlerde. Afganistan'da da o şekilde kutlamalarda gökyüzüne doğru silah atışları yapılıyor. Fakat NATO bunu kendine yönelik bir tehdit olarak algılayarak birçok düğün yerleri insansız hava araçlarıyla saldırılarak çok masum insanların ölümüne sebep olundu. Artı hakeza kültürel bilgisizlik, istihbarat eksikliği nedeniyle örneğin Bagram hava üstünde Kur'an'ı yakmışlardı Amerikan askerleri. Onun neticesinde hatırlarsanız çok büyük Afganistan karışmıştı. Şimdi kültürel istihbaratı biz askeri alanda kullanıyoruz fakat ticari alanda da bunun örnekleri olduğunu görüyoruz. Örneğin McDonald's bunu kullanıyor. Pakistan'da kullandı bunu. Yani Pakistan çok zorla, yani bu tür ülkelere çok zorla bir giriş yapıyorlar yani bu tür zincir, gıda zincirleri. Girdiğinde önce yaptıkları şey Doğu kültürünü iyi analiz ediyorlar ve kendi uyguladıkları ödül sistemini Orta Doğu ve Asya'da bir formata uydurarak yapıyorlar. Bunu da şöyle yapıyor.
günün veya ayın işte elemanını seçiyorlar ve burada ayın elemanını seçtikten sonra o elemanın ailesini ziyaret edip özellikle ve özellikle baba, Pakistan'da baba figürünün çok önemli olduğunu bilerek babanın üzerine oynuyorlar ve babaya teşekkür ediyorlar. Babaya hediyeler sunuyorlar falan. Bu yönde yani bu şekilde davranarak kendini kabul ettirebiliyor McDonald's Pakistan gibi bir alanda. Bu da aslında her ne kadar kültürel istihbarat olarak geçmese de kültürel bilginin ticari anlamda kullanılması olarak görüyoruz. Şimdi kültürel istihbaratın geçmişte de yani örneklerine bakacak olursak Osmanlı zamanında da bu kültürel istihbarat geçmese de istimalet siyaseti şeklinde uygulandığını görüyoruz. Yani çok kısa bir ifadeyle söyleyecek olursak istimalet siyasetini farklı metot, taktik, araç, yöntem ve tedbirlerden oluşan ve kullanılan bir gönül alma ve yönlendirme siyaseti olarak görüyoruz. Özellikle Balkanlarda kullanılıyor ve Osmanlı kroniklerinde halkı ve özellikle gayrimüslim tebaayı gözetme, onlara karşı hoşgörülü davranma manasında kullanıldığını görüyoruz. Tabii Osmanlı bir bölgeyi fethetmeden önce öncelikli olarak ön birliklerini gönderip o bölgenin kültürel faaliyetlerini, kültürel özelliklerini ortaya çıkarıp daha sonra o bölgelere fetihler yaptığını görüyoruz ve Trakya ve Balkan fetihlerinde de bunun Osmanlı istimale siyasetinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu konuda rahmetli Halil İnalcık Hoca'nın yazılarını okumuştum ben ve gerçekten de doğrudan hani kültürel istihbarat gibi bir kavramla bağdaştırılmasa da istimale siyasetinin bu konuyla yakın olduğunu görüyoruz. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında hepimizin yakından tanıdığı Arabistanlı Lawrence dediğimiz İngiliz casusunun faaliyetlerini görüyoruz. Burada Orta Doğu'da muhteşem bir, yani muazzam bir kültürel istihbarat faaliyeti yapıyorlar. Oradaki halkı kültürel özelliklerine göre analiz ederek özellikle halifeliğin Arap soyundan gelen birinin hakkı olduğu yönünde yoğun propagandalarla halkı kışkırtıyorlar. Aynı zamanda Anadolu'da da bu faaliyetlerini sürdürüyorlar ve bu faaliyetleri sürdürebilmek için Arap Büro denilen bir istihbarat ve koordinasyon merkezi ortaya çıkartıyorlar, kuruyorlar ve bu Arap Büro'nun içerisinde asker, akademisyen, arkeolog, gazeteci gibi çok farklı meslek grubundan kişiler görev yapıyor. Bu kişilerin ortak özelliği bölge hakkında çok önemli tecrübeleri var. Kültürel özelliklerini çok iyi biliyorlar ve aynı zamanda Türkçe ve Arapçayı da çok akıcı olarak kullanıyorlar. Bunların lideri diyebileceğimiz Arabistanlı Lawrence denilen İngiliz albay Thomas Edward Lawrence başa çekiyor bunların. Ve kültürler arası iletişim sürecini o kadar iyi yönetiyor ki Lawrence. Arap kültürüne ilişkin yani detaylı çok önemli istihbarat elde ediyorlar ve hatta ona da şöyle diyorlar yani tipini bilmesek tamamıyla seni Arap olarak bileceğiz gibi bir ifadeleri var. Tabii İngiliz saha çalışmalarıyla bölgenin fiziki ve kültürel haritası ortaya çıkartılıyor ve Arap Büro'nun önemli bir uğraş alanı haline geliyor. Aynı zamanda Arap Bülten adıyla bir istihbarat dergisi çıkartıyorlar ve bölge kültürüne göre de stratejiler belirliyorlar. Ve Arap Büro faaliyetlerini 1920 yılına kadar sürdürüyor. Şimdi Afganistan'daki kültürel istihbarata geldiğimizde durum biraz daha farklı. Doğrudan böyle hani 2001 yılındaki bu harekattan sonra 2005 yılına kadar bir bocalama süreci geçiriyorlar. Özellikle Amerika ve 2005 yılında yani herhalde kafalarına dank ediyor olay. Çeşitli şeyler kurmaya başlıyorlar.
oluşumlar. Tabii onun öncesinde özellikle 1779-89 Sovyetler işgali esnasında Sovyetlerin kültürel istihbarata yönelik çok önemli faaliyetleri var. 2001 yılından sonra dediğim gibi 2005'e kadar böyle bir bocalama anı, ondan sonra çeşitli girişimler oluşturuluyor Afganistan'da. Şimdi Sovyetlerin yaptığı faaliyete baktığımız zaman örneğin 79'da ilk girdiklerinde Afganistan'a Sovyet generali şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki biz diyor Afganistan kültürünü çok iyi analiz edememiştik. Afganistan'a ilk girdiğimizde insanlar bizi büyük bir sevinçle karşılamışlardı. Bir yıl sonra %40'ı, 5 yıl sonra %60'ı, çekilmeye başladığımızda ise %90'ı bizden nefret ediyordu. Ve sonunda anladık ki biz insanlarla savaşıyorduk gibi bir ifadesi var Sovyet generalinin. Amerika 2005 yılında şu an hala Deniz Harp Akademisi'nde öğretim görevlisi olan Profesör Doktor Montgomery McFaith liderliğinde bir bölgesel insan dokusunu tanıma sistemi olarak ben çevirmiştim onu. Human Terrain System. Böyle bir sistem geliştiriyorlar. Bu programın amacı işte askeri harekatları desteklemek maksadıyla çevrenin, özellikle Afganistan'ın kültürel hazırlığının yapılması ve karar vericilere bölgenin sosyal, etnik, kültürel, ekonomik ve politik konularında yardımcı olunması ve karar vericilere bir karar vermeleri yönünde girdi yapmak maksadıyla böyle bir oluşum oluyor. Bu sistem ekipler oluşturmaya başlıyorlar Afganistan'ın her bölgesine yayılacak şekilde. İşte 5 ila 9 arasında personelden oluşuyor bunlar. Bunların başında bir tim lideri, bir sosyal bilimci, bir araştırma personeli ve 2 tane de analizci. Bunların hepsi bölgenin kültürünü biliyor, dilini biliyorlar. İşte ve alan uzmanı olması konusunda şartlar getiriyorlar. Ve Amerikan tarihinde 726 milyon dolarlık bütçesiyle sosyal bilimler kapsamında gerçekleştirilen en pahalı proje olarak ortaya çıkıyor. Bu elde ettikleri kültürel bilgileri Mapping Human Terrain diye bir insan dokusunu haritalama yazılımı vasıtasıyla analiz ediyorlar. Ve bu analiz edilen bilgiler de harekat alanında kullanılmak üzere istihbarata dönüştürülüyor ve Afganistan'daki işte ISAF'e veya koalisyon kuvvetlerine dağıtılmaya başlanıyor bu istihbaratlar. Fakat Amerika'da özellikle çok büyük tartışmalar ortaya çıkıyor ve bunun etik olup olmadığı konusunda 2014 yılında bu oluşumlar iptal oluyor. İkinci bir oluşum Female Engagement Teamler, kadın işbirliği ekipleri. Bunlar da 2009 yılında oluşturuluyor. Maksatları Afgan kadınla iletişimin sağlanması. İşte tabur seviyesinde küçük birlikler halinde oluşturuyorlar ve 2 veya 3 gönüllü kadın askerden oluşuyor bunlar. Ve Afgan kadının her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyorlar. Tabii ona göre giyiniyorlar, ona göre eğitim alıyorlar falan. Daha sonra bu NATO bünyesinde bu cinsiyetlerin rolünün anlaşılması maksadıyla Smart Defense yaklaşımı çerçevesinde Bulgaristan'ın da lider ülke olduğu savunma ve güvenlik içerisinde kadın liderler başlığı altında bir proje başlatılıyor ve bu sanıyorum bu proje hala devam ediyor. Ve neticesinde NATO içerisinde bir yapılanma modeli öneriliyor. Türkiye'de bunların içerisinde bir katılımcı ülke olarak yer alıyor. Üçüncü bir oluşum da yani Afganistan'da aslında analiz ettiklerinde kadının ve yaşlının yani önemini tespit ediyorlar ve kilit lider işbirliği ekipleri oluşturulmaya başlanıyor. Üçüncü bir oluşum. Bu da yaşlı ve kilit rol, yani mahallenin işte efendim en yaşlı kişisi veya bölgenin işte sözü dinlenen insanı gibi böyle insanları tespit ederek bu insanlarla diyaloglar kurup halkın terörizme destek vermesinin önüne geçilmesi isteniyor. Özellikle de bu yaşlı insanlarla gençlerin terör örgütüne katılımının önlenmesi öngörülüyor.
Ben Afganistan'da şunu tespit etmiştim. Şimdi hep fotoğraflarda kadınların böyle burkalar içerisinde ikinci planda olduğunu görüyoruz. Evet, doğru. Fakat aile içerisinde özellikle dede, nine, yani büyüklerin çok önemli etkisi var. Ve kadının da önemli şeyi var, etkisi. Dolayısıyla siz bunlara bir etki yapabilirseniz, bunların üzerine bir etki kurabilirseniz aslında birçok şeyin de önüne geçebilirsiniz gibi bir yaklaşım vardı. NATO neler yaptı? Bu konuda eğitimler vermeye çalışılıyor. Örneğin Ankara'da Barış İçin Ortaklık Merkezi var. Burada eğitimler veriliyor. Terörizmle Mücadele Merkezi var yine Ankara'da. Hollanda'da Sivil Asker İşbirliği Mükemmeliyet Merkezi'nde, NATO okulunda Almanya'da, işte Norveç'te Müşterek Harp Merkezi ve İnsan İstihbaratı Mükemmeliyet Merkezi Romanya'da bu eğitimlerin verilmesi yönünde çalışmalar var. Fakat yeterli mi? Gerçekten yeterli değil. Bu alanda benim de birlikte akademik çalışmalar yaptığımız bir arkadaşımız var yurt dışında. O da kültürel faktörlerin, yani kültürel istihbarat olarak kullanmıyor da kültürel farklılıkların operasyon alanında kullanılması şeklinde çalışmaları var. Onunla zaman zaman çalışmalar yapıyoruz. O da NATO içerisinde de Innovation Hub diye bir birim var NATO içerisinde. Burada çalışmalar yapılıyor. Belki hani paylaşabilirim daha sonra. Fenerbahçe Üniversitesi olarak böyle bir çalışma içerisinde bulunmak isterseniz NATO içerisinde saha elemanlarıyla, yani Afganistan'daki öğrencilerle bu NATO bünyesindeki çeşitli üniversitenin öğrencileri karşılıklı dijital ortamda ilk ağızdan dinleme imkanları bulabiliyorlar ve NATO bu yönde bir rapor oluşturuyor. Böyle bir şey içerisinde yer almak mümkün olabilir belki de. NATO bu yönde bir kapsamlı yaklaşım stratejisi belirlemişti. Ben İtalya'da NATO bünyesinde görev yapmıştım. Orada Napoli'de Joint Force Command kapsamında orada kapsamlı yaklaşım stratejisini ortaya koymaya çalışmıştık. Bu da 2005 yılındaki bu Amerikalıların yaptığı olaya benzer bir olaydı. Yani politik, askeri, ekonomik, sosyal altyapı ve bilgi başlıkları altında raporlar hazırlayıp bir harekat ortamına gidileceği zaman bu başlıklar altında harekat düzenlenmesi lazım şeklinde bir şeyler vardı, çalışmalar vardı. Sanıyorum zamanım kısaldı. Evet, biraz toparlarsak. Toparlayayım hocam. Şu var, bizim için çok önemli olmayabilir belki, yani kendi aramızda böyle çok şey yapıyoruz ya, bir bardak çay içer misin, işte kahve söyleyeyim veya işte ama bu özellikle Afganistan temelinde bir bardak çay seansları çok önemli. Bu akademik, özellikle Amerika'da da akademik çalışmaları konu oldu, bir bardak çay seansları. Bunun maksadının da kalpleri ve zihinleri kazanmak kadar adına etkili bir davranış tarzı olduğunu, yani gidiyorsunuz dolaşıyorsunuz falan, biz Afganlı size hemen yeşil çay uzatıyor, yok falan içmeyin falan derseniz hani çok da olmuyordu ve o bir bardak çayla siz aradaki iletişimi sağlayabiliyordunuz özellikle halkın arasında ve bu akademik çalışmalar içerisinde de yer alan bir kavram haline geldi. Daha önce söylediğim gibi bu NATO askerlerinin Afganistan'daki kültürler arası ikilemi çok çözülebilmiş değil. Belki bizler hani çözebileceğiz bunu. Özellikle kendi silahlı kuvvetlerimiz içerisinde ve NATO bünyesinde verilecek eğitimlerle bunların çözümünün mümkün olacağına da doğru bilgileri, doğru istihbaratı vererek çözülebileceğini düşünüyorum. Ben tabii ilk önce bunu en başa döndüğümüzde doktora tezi olarak çalışmaya karar verdiğimde bunları ortaya koyayım istedim. Yani yaşanmışlığı bir ortaya koyup
Filmlerdeki gibi, başta da belirttiğim gibi, gerçek yaşanmışlıktan kurgulanmıştır başlığı altında. Bu Hollandalı sosyolog 2020 yılında vefat eden Gert Hofstede'nin kültürel boyutlar kuramını kullanmıştım. İşte güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, birincilik, toplulukçuluk ve erillik, dişilik başlıkları altında Afgan kültürünü analiz ettim. Ve onun neticesinde de çeşitli şeyler, önerilerim olmuştu. Son olarak önemli bir konuyu da bahsetmek istiyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli. Hani Afganistan'da kadın olmak, ben hem kitabımda da hem de tezimde de yer vermiştim. Yani kadın olmak gerçekten Afganistan'da çok zor. Ben şunu gördüm. Psikolojik sağlamlığın en bariz örneği dünyadaki Afgan kadınlarının olduğunu gördüm. Yani bir yandan insanca yaşam mücadelesi veren Afgan kadını, diğer yandan hala devam eden Taliban rejiminin kurallarına uymak yönünde çok büyük çaba sarf etti. Tarihine baktığımızda modern Afganistan'ın kuruluşunda Afgan kadını çok modern, çok özgür bir şekilde yaşarken maalesef daha sonra özellikle de Taliban'ın gelmesiyle birlikte kendi yani zindanları içerisinde hapsedilmiş durumda. Benim eğer bir çalışma yapmak istesem veya gerçekten de hani ciddi anlamda bir çalışmanın içerisinde yer almak istersen, bu NATO bünyesinde olur veya Türkiye kapsamında olur. Evet, askerler için de bir şeyler yapılması lazım, fakat veya Afgan halkı için, fakat en başta Afgan kadını için bir çalışma yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Eğer Afgan kadını özgürleştirebilirsek, kurtarabilirsek, Afganistan'ın kurtulacağına inanıyorum. Şu an takip eden var mı bilmiyorum ama Taliban'la barış görüşmeleri devam ettiriliyor. En son Nisan ayı içerisinde İstanbul konferansı düzenlenecekti, fakat Taliban katılım sağlamadı. Şunu görüyorum, Moskova'daki yapılan görüşmeler, efendim Katar'da yapılan görüşmeler, Amerika'nın Taliban'la yapmış olduğu görüşmeler, hep yine siyasi anlamda devam eden görüşmeler. Pek Afgan halkını ve özellikle Afgan kadını çok kale alan pek kimse yok gibi. Kadınlar yine kendi zindanları içerisinde hapsedilmiş durumda. Son olarak şunu söyleyebilirim. Yani gelecekte, hani başta hocamızın da söylediği gibi, geleneksel ve geleneksel savaşlar, simetrik ve asimetrik savaşlar yaşanmamasını temenni ediyoruz. Fakat özellikle istihbarat gibi önemli bir gücü elinde bulunan devlet ve devlet dışı aktörler var olduğu müddetçe ve bu teknoloji de hızla geliştiği müddetçe bu savaşların yaşanmamasının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Haliyle bizim yapmamız gereken de bunlara yönelik önlemler almak, elimizdeki özellikle barışı koruma harekatlarının hiçbir zaman ben yakın bir zamanda biteceğini düşünmüyorum. Siz gücü kaybettiğiniz anda devletler o bölgeye maalesef çöküyorlar ve o çökülen devletin, yani failed state dediğimiz, failed state başarısız devletlerin oluşması durumunda barışı koruma harekatları her zaman devam edecek. Bu kapsamda da kültürel istihbaratın önemi çok daha ortaya çıkacağını ben düşünüyorum. Benim konuşmam şimdilik bu kadar hocam. Eğer sorular varsa cevaplamaya hazırım. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Afganistan'da kadın olmak çok da, yani o coğrafyayı yakından bilen birisi olarak söylüyorum. Benim de bununla ilgili yazım var, yazmıştım. Dizi yazarken de bayağı bir araştırma yapmıştım. Tabii dediğim, bildiğim için de biraz daha benim için daha kolay oldu bazı şeyleri okumak. Afganistan'dan çok söz ettik. Şu anda Afganistan'da görev yapan bütün askeri birliklerinize hayırlı görevler diliyorum. Sevgi, saygılarımızı iletiyoruz. Benim de develerim var orada. Ben tabii iletişimci olduğum için bizim kültürlerimiz iletişim kapsamında biz de bu konulardan biraz bahsediyoruz. Ve biz ticari kültürel istihbaretten birazcık daha bahsediyoruz. Sizin hani McDonald's örneği verdiniz Pakistan'da,
nasıl bir strateji uygular diye. Bu aynı zamanda hem kültüre istihbarat hem strateji kapsamında da giren, alana giren birçok konu var. Ben bu konuları okumayı çok seviyorum. Ve bazen derslerde de bahsediyorum. Hem hani iletişim öğrencilerini ilgilendiren bir alan, hem sosyoloji öğrencilerini hem uluslararası ilişkilerini. Bize çok şey kattınız. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de bilmediğim bazı şeyler de öğrendim. Çünkü okudukça öğreniyoruz. Ben de saha araştırmalarını sizin gibi çok seviyorum. Hani zaten yazdığım çoğu şeyi gidip görerek yazdım. Yani Afganistan olsun, Somali olsun birçok şeyi. Çünkü saha araştırması benim yani çok önemli. Çünkü sadece hani kitaplarda okuduğunuz zaman bazı şeyler sığ kalıyor ya da kafanıza yerleşmiyor bazı şeyler. Yani gidip görmek önemli benim için de. Elif Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Hocam, büyük bir keyifle dinledik gerçekten. Güç, istihbarat, kültür gibi çok farklı ve zor başlıkları bir arada toplayan bir alandan bahsettiniz. Bu konuyla ilgili bizleri aydınlattınız. Hofstede'nin kültürel boyutlar kavramı ile de beslenmiş bir çalışma. O evet. Anlamda da zengin. Kadınlar konusunda özellikle tabii farkındalık arttırıcı olması açısından bizim için ayrıca bir özellik taşıyor. Dolayısıyla bizim için hem aydınlatıcı hem öğretici oldu. Umarım dinleyenler için de öyle olmuştur. Büyük bir keyifle dinledik. Umuyoruz ki farklı çalışmalarınızda ya da bir sonraki adımlarda tekrar sizlerle bir arada oluruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür ederim hocam. Beni davet ettiğiniz için benim için de büyük bir keyifti. Yine görüşmek üzere. Evet. Görüşürüz hocam. Sağ olun hocam.